Unda olsa programda bugün vaktimiz yetkençe elbette bu şu yakın bir qancha haftadan buyon nurg'un ishlamaydi Shanghai hamkorlik tashkilotininki Samarqandda ichilish masalalar bo'lsin. Bu Angliya ayol podshohininki meyitini dafn marosimlarida bo'lgan masala, Qirg'iziston Tojikiston o'rtasidagi to'qinish, Xitoy Amerika munosabati bu tik eng yangi masalalarni biraz paranglashib o'tamiz. Eng yangi masala bo'g'anlik uchun 19-sentabrdagi doktor Erkin Akram mushundan kirgan bo'lsak degan programmaning 5-ida 19-sentabr bu dafn marosimi o'tkazildi. Butun dunyodan nurg'un davlat rahbarlari muhim shaxslar qatnashib keng ko'lamli bir dafn marosimi bo'ldi. Bu adamda nurg'un xabarlar, albatta biz xabarimizdan ba'zi Politico, CNN degandek xabar kanallarda Xitoyninki Xi Jinping taklif qilingan aslida, ammo Xi Jinping o'zininki muavin prezident boshliq vakillarini avatgan bu yerda. Lekin ham shu bizning shu hozir Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan shu irqiy qirg'inchilik masalasi, bu jinoyatlar sababli Angliya parlament a'zolarininki 7 parlament a'zosi deb xabarda berildi bu. Xitoyni ayıplayan, yani şu Angliya parlament a'zolarini jazo tizimligiga ve jazolaymiz obu deganligi uchun Angliya bununla karşı şu vaqtida Angliyadagi Xitoyning konsulluğu parlament binosiga kirishini cheklagan ta'minlaydi. Bu sababdan Xitoyning mayli imzo daftiriga, xotir daftiriga imzo qo'yishi Xitoy vakillarininki bu qatimliq marosimda ve yoki meyit sanduqini ziyorat qilishi degandek bularning kirishiga yo'l qo'ymagan hamda cherkovning ichidagi bu faoliyatlarga Avam palatasining boshlig'i Lensi Xoyli shu rad qilganligini bildirgan hamda sizga hamda bu albatta shunday bir muhim bir faoliyatda Xitoyning vakillarininki shunday bir xuddi bir haqoratga uchragandek kirgizilmasligi, bu faoliyatlarga qatnashtirilmasligi sizce nimini ifadelaydi bu? Bunu qanday analiz qilasiz? O'sha haqdagi fikrinizni aytgan bo'lsam. Xo'sh, bu g'arb davlatlar o'ziningki qimmat qarashlariga sahib chiqishga, ki bu insonlarga ahamiyat bermasligi va shundaqla tuzumningki diktator tuzumning bo'lishi bu g'arbliklarni qabul qilmaydigan bir ahvol endi. Ya'ni bizda bu Uyg'ur meselesinden tüpeyli bu İngiliz parlamenterleri bo'lsin ve hükümetin bazı ministerler bo'lsin. Xitoyni tanqid qilishda Xitoy bularga jazo berishga. Shuningga bu iki devletlerin arasındaki bu münasebetler jirikleşken. Bunundan başka şu ticari, iqtisadi menfaatlarga biraz burun qarg'anchiqdimi yaxshi emas. Yani jığıp kelgan çağda İngiliz ve şundaqla etrafdaki g'arb devletler Xitoy bilan bo'lgan bir ziddiyetlik bor bu yerda. Shuningga bu diktator bo'lgan insonlarga, Uyg'urlarga ko'ngil bo'lmay, aksicha bularga zulm ilib borgan bir hokimiyatning o demokrasiyani qo'g'digan va shundaqla inson huquqlariga ahamiyat bergan bir davlatni ziyorat qilishi va ularning davlat reisining bu cenaze törenlerine, yani rasimlerine katılış uygun bulmaydı dep bir göz kararıyla karşı çıkar. Daima şu Xi Jinping'in ki ziyaret etmez, onun ki mavini boğan o Wang Qishan bir heyeti ziyaret gibi adı. Bular şu hem adam maske katıldı, bular maskelik katıldı hem de köyde bunu. Hoş. Onca adamların arasında gayleti turdu. O gayletilik mi Xitay heyetinin ki kadar yalnız kalganlığını, bunun çıkarttığı kalganlığını köz tutup yedi. Gerçi bu Xi Jinping her bu hıl cenaze mirasimlerine bağımlıgan ama mavin reisleri ya ki baş ministerler ziyaretki bağlanan, bunda ehvallı var. Şununla Xi Jinping'in ki bağmaslığı ve yerige bu özünün ki mavinin evdişi evvelki bir tenkitlerinin bu kip kılışını, bu bombardıman qilishimdan qo'rqqan bo'lsa kerak. Bununsa en yaxshi bir fürsatdi, çünkü dünyanın çoğu devletlerinden bulunma, onların liderlikler görüşelerden, yağlı kurallardan, sohbet kılalardan bir ortam bağı yedir. Yani, tam bağı ama bunun da mı faydalanamadan tarafı. Hoş. Doktor Amdima şu, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın ki Samarkand'da ekilen yığınını elbette biraz tefsili paranlaşsak bu katım Samarkand'da ekildi. Bütün reis, prezidentler katlaştı bu katım hem de. Hatta İran'ın resmi azab olup, İran'ın ayrım eli sorayım mı? Bunun ki bir ketilişi, bunun dekin rayonu kandak tesir körüstüdü. Bizden meselemizde kandak tesir körüstüdü diyendik. Aldıbıla umumi şekilde siz nimelani eskildiniz bu katım ki? Yığınlı bir xulas şekilde. Xi Jinping için veya ki bu Putin için mühim bir şeyin emdi. Olup mu şu G'arb devletlerinin ki ismiga uçurgan Xitay ve Rusya'ma özününki cepheni güçlendiriş cidden bu iki devlet için mühim. Hem de bu can başlığından beri, yani Rusya-Ukrayna canı başlığından beri Xi Jinping ile Putin arasında yüz yüze gelip bu meselelerin hakikatını yok hem de telefonlarda kırgını var. Çünkü bu iki devlet için bir mühim bir görüşüş çıktı, mühim bir fırsat hem de. Fakat bu matbaatlara çıkan haberler kargancada bula çonkur bir meselelerini müzakere kılmandık. Yani mesela canlı toktaylı mı, toktatmaylı mı, bu kıgan işler doğru mu, emez mi diyendik meseleler. Putin'in gibi var mı? Xitay'ın, Putin'in bu canğa karda bazı gumanlıklarını men doğru düşünme diyen bir gap. Demek ki belki Putin'e canını toktatkan bozanmışını sohbet bile mi, diyalog bile mi, tinçlik yolu bile bir hal kısan bulamı o diyen dek bir gapını diyen boz kirek. Çünkü bu canının başlışı bile Xitay'ımacık ziyan kirvadı. Çünkü bu Amerika-Xitay arasındaki jiriklik burunki prezident olan Trump vaxtida başlıgan. Ama bu jiriklik her sahaya yayılıvadı. Yani siyasi, iqtisadi, ticaret degandek bo'libmi, Xitayning hakim bo'lgan ishlab chiqarish zinciri bilan ta'minlash zincirini buzgan bo'ldi. Ve Yevropa olsun, Amerika olsun, Xitayga şu iqtisadi cihetde biqinishliq ahvolini azaltishga tirishadi yoki Xitoyga biqinishni tamamen yo'qotishning yo'liga kirdi. Shunga Xitoyninki kelgusidagi tijoratiga nihoyatda chong ta'sir bor. Bu jamning o'z bu xil ahvolni texnik kuchlantirgan bo'ldi. Chunki Xitoy Putinni Rossiyani qo'llayotdi deb G'arbliklar ashuna tushundi ki ikki davlatning orasidagi tijoriy sumuma muşuşki çaydan beri her ayga kargancada üsüp minvadı. Demek ki Xitay nime Rusya'ya, Rusya Xitay'a ondanla bir mal sitvatkanlığını mı köstüdü bir yerde. Bununla bu can, hazırki can muşu Xitay üçün faydası. Belki bu meselelerine müzakir. Bu da jığınga misal qabaysız degandek İranıma resmi azab bulup onu kabul kılgan buldu. Şununla bu bazı diyalog devletlerine kabul kıldı ve hemmisini hesap kılgan çapı 26 devlet var. Bu jığınga 14 devletten başlıklar geldi. Yani 10 devlet başlıklar geldi. Bu cihetten digencada bu jığından kime çoğun bir ekmeti var. Bunun misalga Hindistan bazen özününki bazı bu ministerlerini evde. Enerji ministeri, taşkışlar ministeri. Ama bu da mı bu Modi'ninki özü bivaz katnaşkan oldu ama Modi Xitay'a şimdilik yakınlık prosesimi bu da hem de işki tarafdaki köreşkini yok. Şurada bu Modi yani Hindistan tarafı biraz kam hissetken bozu gerek değmen bu jığından payda alamaz ceddin davatımı. Özbekistan ceddin desek bu mu Özbekistan için boyun bir jığın oldu çünkü bunda Yavrasiya boyunca 10 Türk devletinin ki reisleri ve şundakla falan bu devletten gelen 5-6 tane minister seviyede organizasyonga karaydıgan bolsak şunda yaxşı orlaştırıp jığınlarını çık bir çatakmı çıkmadı bu Özbekistan'daki jığınları jığın zalı bolsun. Hemisiga bir ayrı jığın zalını orlaştırdı. Yani Özbekistan halqaraviy bir çoğun jığını orlaştıralaydıgan ve bunun da netice alalaydıgan küçükge yani kapasitege iyi boğan ahvalma babiydi. Ama bu jığında yani burunqı oxşaş yine G'arbga karşı, Amerikaga karşı köp kutupluk dünyanı isteymiz deydi. G'arbliklarninki xalagancha bir devletge qo'l silishine, ichki ishlarga aralashishiga qarshi chiqimiz deydi. Hem de bir millatnoma chaqalidi. Bu Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'na a'zo bo'lgan devletler, bu a'zo her qanday bir a'zo devletga karşı faaliyet qilib bo'lmaydi. Bu aslında esas nizomnomizda yozilgan söz bu. Yani üçüncü bir teşkilat edilip, bu teşkilatlar Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nın a'zosi bo'lgan devletlerge karşı qilib bo'lmaydi degan. Bu gap nerede biri bağlandı degan joyda Türkiye'ye bağlandı. Çünkü Türkiye NATO'nun a'zosi. NATO ve Amerika ve G'arb bu Xitoy ve Rusya'ya karşı çıkışa NATO'nunki a'zosi bulup bu Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nın teşkilatıga a'zo buluşu bir yerde uygun bo'lmaydi degan ma'no mı çıktı? Hoş. Şununla bu Budapest jığında bir qancha qarornoma aldı. Şu açlıqqa münasibətlik, şu əbəy degan tedarik və təminləş zincirini yenidən çıxışı, kesellikə qarşı qanday bir ilişki degəndə qəmkənlik. Əsasən yəni burunqı degan məsələlər misalığa iqtisadi həmkarlıq və terörizmge karşı hemkarlık. Bu da ama terörizmge karşı bir teşkilatı var Özbekistan başkenti. Onu mu bölüp kanca yeni bir müesseseni kurgan oldu. Yani demek ki Şanghay Hamkorlik Teşkilatı müesseseleşişke karab minvatkanlığını mı ya da kövgülü buldu. Mesela Muşulam. Hoş. Köptün köp rahmet.